Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce hocam değiniyorduk. Okul ve aile iletişimi sizce Evet. nasıl olmalı? Şöyle, bir kere okulun asli görevini iyi görüyor olması lazım. Ne demek istiyorum? Bir, konuşmanın önemli bir kısmında yeteneklerin belirlenmesiyle ilgili Evet. şey yaptık, söz ettik. Bana göre bu okulun ana işidir. Bunu yapması lazım okulun. Bunu yapınca da anne ve babayla temas etmesi lazım. Çocuğunun yeteneklerini onunla, da bunlar rehberlik birimlerinin işi. Evet, Yani rehber okul deyince onu öğretmenlerin. anlıyoruz tabii ki. Rehberlik birimi sizin çocuğunuzun ana işi, ana yetenekleri bunlar. Bu yeteneklerin bağlı olduğu mesleklerde bunlar. Dolayısıyla biz okul olarak çocuğunuzun ileride sahip olmasını düşünebildiğimiz meslekleri biliyoruz. Bunlara sahip olurlarsa, bu doğrultuda giderse çocuklar keyifle çalışır ve başarılı olurlar. Sizi de bilgilendiriyoruz. Bunlarla ilgili böyle yapacağız. Sizin yardımınızı istiyoruz. İkinci önemli nokta, çocuğun akademik başarısında önemli rol oynayan ikinci nokta, çocuğun ne kadar kaygı, sıkıntı vesaireyle yaşadığı, yani ne kadar özellikle aile kaynaklı ve mahalle, sokak, Çevre etkenler. okul, arkadaşları vesaire. Buradan kaynaklı bizim dilimizde travmatik süreçler ya da travmatik stres yaşamış ve kalıcı olmuş neler var hayatında? Bunların belirlenmesi ve bunların kaldırılması. Bu önemli bir iş. Bunu yapmadığın zaman çocuk dersin başına oturduğu zaman aklı başka yerde, yani sıkıntısında Kendisini oluyor. oraya veremiyor, değil mi? Hay veremez. Evet. Yani kaygıyı azalttığın zaman, bu çok bilinen bir şeydi. 1000 senedir bilinir. Kaygıyı azaltırsan performans artar. Yani başka bir şey de gerekmiyor. Fazla gerekmiyor. Gerekebilir ama birçok durumda çocuğun kaygısını, sıkıntısını günlük akış içindeki yaşadığı bu sıkıntılı süreçleri ve geçmişten getirdiği, bir sürü geçmişten iş getiriyoruz Evet. kendimize hallolmamış halde. Bunu herkes bilir. Yani nedir o diye sormayız. Bilir yani. Herkes bilir geçmişle ilgili sıkıntılarını. Bunlar devam eder. Bunları kaldırmadığın zaman hem iş performansı, hem okul performansı, hem akademik performans iyi gitmez. Bir yapılacak iş, okulun işidir bu. Yani okulun işidir. Onun Okulun uğraşması asli lazım. görevlerinden birisi, Asli değil mi? görevlerinden bir tanesi. Rehberlik birimi niye var ki? Evet. Ha, yeteri kadar rehber yok, alınmıyor işe vesaire, ayrı mesele. Ama sadece sayıyla değil, rehberlik birimindeki uzmanların müdahale Aktif rol becerilerini oynaması gerekiyor. geliştirmesi gerekiyor. Artık bunlar basit iş haline geldi. Yani bunları 50 bin kere denedik, yayınladık. Yani mesela Suriyeli göçmenler ağır travmalarla gelmişler. Doğru. Ortalama seans sayımız 4. Yani o işleri halletmek için, travmalarını halletmek için. Bir de ağır travmalar. Bizim çocuklarımız öyle ağır travma hepsi yaşamıyor ki. Evet. Yani kolay işler haline geldi artık. Profesyonellerin eğitimi kısa sürede hallolabilir bir şey. Buralarda ne yapacağız şimdi diye oturup da yeniden düşünmüyoruz. Ne yapacağımız belli. Doğru. Bu okulların işidir. Dolayısıyla okullarla aileler ideal olarak birlikte çalışıyor olmaları lazım. Hatta okulların seminerler ve çalıştaylar düzenlemesi lazım. Ailelere yönelik ve anne babalara yönelik bir araya Sadece getirip, öğrencilere eğitim değil, ailelere de vermeleri aynen öyle, gerekiyor, değil tabii mi? ki. Evet. Peki hocam, okulda diyelim ki sorunu tespit ettik. Evet. Ailenin de katkısı oldu, bilgisi var. Peki bu soruna ne zaman müdahale etmekte yarar var? Hani bazen biliyorsunuz ki ailelerde şöyle bir kanı oluyor. İşte benim oğlum sorunu kendisi çözecektir, Evet. kızım kendisi çözecektir. Veya biraz ellemeyelim, zaman Evet. gösterelim. Bunu ne zaman peki dahil olmaları, müdahil olmaları gerekiyor? Şöyle diyeyim. Yani çok yerinde bir soru, çünkü burası atlanan bir meseledir. Şimdi hayatta yaşanan güçlükleri
ve sorunları ikiye ayıralım. Birisi hayatın normal güçlükleri. Tamam. Diğeri de sorunlar. Hı hı. Şimdi hayatın normal güçlüklerini, çocuğumuz okula gitti. Hı hı. İlk günü. Evet. Geldi, ben bir daha okula gitmem dedi. Bu bir sorun değildir. Adaptasyonla herhalde, alışmayla alakalı, evet, değil mi? Evet, yani çünkü okul sistemi bu çocuklarla ne yapacağını çok iyi bilir. Yani öğrenmiştir yani. Onu aşabilir. Evet, oraya gitmeyeceğim. Peki kızım, madem istemiyorsun çocuğum, gitme denmez. Hı hı. Hayatın normal güçlüklerinden bir tanesidir. Bazı evet. çocuklar orada birisi itmiştir. O da gitmem okula diyecektir. Onun için okul bizim kafamızdaki okul değil. Evet. Geleceğe hazırlıyor da bilmem ne de öyle bir şey yok. O oraya oynamaya gidiyor yani. Elinden tutarsın çocuğunu, okula götürürsün. Onlar oraya alıştırırlar. Yani bir hafta, iki hafta, her neyse. Ne diyorsa yapmak lazım. Alışırla biter iş. Bu hayatın normal güçlüğüdür. Aşılabilecek sorunlar. Evlenirken insanlar çok stres yaşar. Bu bir sorun değildir. Evlenmenin doğal hallerinden bir tanesidir. Kayınvalide bir şey söyler, öbürünün kayınvalidesi bilmem ne der. Beyaz eşyayı kim alacak, ötekini kim alacak? Sen tatlı telaşlar ama çarşı işte. Çarşı karışır ama %90 hallolur. Yani hayat devam eder, hallolur yani. Ne zaman sorun? Bir, yeteri kadar sıkıntı doğuruyorsa. Çünkü çok sıkıntı doğurmuyor ama kronik sorun var. Okey. O zaman yani çok sıkıntı doğurmuyorsa uğraşmaya değmez. Böyle devam etsin diyebiliriz. Olabilir. Hayat sorunlu bir hayat diyebiliriz. Ama çok sıkıntı veriyor bana, ona, kendisine. Çok sıkıntı çekiyoruz. İki, düzelmiyor. Kronik hale geldi. O zaman bir profesyonelle görüşmek lazım. Destek almak yani şart değil şimdi, mi? Yarar var. Evet. Yani şimdi sınav kaygısı. Sınav kaygısı diye bir şey var hayatta. Tam onu soracaktım. Sınav bir son mu sizce? Yani kötü geçti diyelim. Netler istediğimiz gibi değil. Veya evet. işte velinin beklentisi daha fazlaydı. Evet. Tek yol sizce bu mu? Veliler nasıl yaklaşsınlar çocuklarına? Yani dünyanın sonu gelmiş gibi yaklaşırlarsa kötü oluyor. Dünyanın sonu geliyor çünkü. Evet. Yani düzelmiyor. Evet. Konuşmanın başından beri konuştuğumuz şeyleri gözden geçirmek gerekiyor. Bir, çocuğumun yetenekleri ne? Evet. İki, ders çalışmak, oturup günde 300 tane soru çözmek bizim genetiğimizde olan bir şey değil. Ki 300 bile değil, 3000 bile çözenler oluyor. Yani ben baskılarla, hani, evet. Artık avarajı aldım yani. Evet. Yani. Bu bizim genetiğimizde olan yok. Bir şey değil. Genetiğimizde koşmak var. Evet. Uğraşmak var. Bir şeyle didişmek var. Ama bir sınıfta oturup sabahtan akşama kadar hoca dinlemek ve ezberlemek ve onun sorularını cevaplamak yok. Soru çözmek yok yani. Dolayısıyla genetiğimizde olmayan, kolay olmayan bir şeyi çocuğa zevkli ve keyifli hale getirebilmek lazım. Bu mümkün değil mi? Yani göbek atmaz çocuk soru çözüyorum diye. Ama benim bunu yapmam gerekir ruhunu edindirmek mümkün çocuğa. Ha, bu iterek kakarak olmuyor. Kıyaslayarak olmuyor. Azarlayarak olmuyor. Dayakla olmuyor. Bundan olmaz. Bu yollar insan dayak yiyerek, azarlanarak, aşağılanarak, küçük görülerek motive olmuyor. Doğru. Bunu biliyoruz. Psikoloji yasaları, öğrenme kanunları bir. Ama maalesef hala uygulayanlar var değil mi? Yani evet. Azalsa dolayısıyla da. Onunla olmuyor o iş. Maalesef motivasyonu arttırmanın yolları vardır. İşte buralarda aileler profesyonel yardım almakta gecikiyorlar. Yani çok uzun süre kendileri halletmek istiyorlar. Biraz önce dedim ya, sorun kronik hale geldiği zaman uğraşma artık, halledemiyorsun demektir. Profesyonele git. Çünkü uzattığı zaman her gün travmatize olunuyor. Her gün kötü bir söz işitiliyor. Her gün bir şey oluyor ve uçurum büyüyor. Aşılmaz hale geliyor. Aşılmaz hale gelmiyor, çok zorlaşıyor. Doğru. Onun için çok başında
bunu halletmemiz lazım deyip bir profesyonel gitmek gerekiyor. Belki geri gelmişken ailelerin en çok bence handikapları çok doğal gibi gözüküyor ama değil. Çok sıkıntı doğuran yanı şu. Ortada bir sorun olduğu zaman ailede birçok aile sorun çözme formatını oluşturmuştur. Mesela karı koca mutfakta yemek hazırlıyorlar. Birisi ekmek kesiyor, öbürü de soğan doğruyor. Yardımlaşıyorlar. Okay. Ya diyor, bizim kız gene diskotek diye tutturdu. Ne yapacağız? Bilmem ki Ayşe, ne yapalım? Ya Allah'ın jungle'ına kızımızı mı bırakacağız? Bak geçen sene de seneye dedik. Demek ki gene ittiriyor. Bir de şimdi, öyle bir öteleme var değil mi? Seneye bakarız, haftaya olabilir. Bakarız. Olabilir. Kızın yaşı küçüktür. Yani küçük kızı da diskoteye yollama yani. Hı-hı. Yollama. Gitme Hı-hı. dersin. Gidebilir hale gelir. Bilmem ne eder filan. Kültürün uygundur. Yani. Şimdi bunlar böyle konuşurlar mesela. O zaman şöyle yapalım. Ya Ayşe sen şeyi biliyor musun? Bizim çocuğun yani kızın arkadaşları gidiyor mu? Hı. Vallahi hepsi gidiyor Kemal. Sen tanıyor musun onları? Çevreye bakıyorlar evet, değil mi? Evet tanıyorum. Evet işte mahalle var bilmem ne var. Öteki yukarıda oturuyor filan. Ya onlara emanet edelim. Onların çocukları gidiyorsa beraber gitsinler. Peki bu doğru mu? Şimdi bak bir ara gidecek o kız. Kafaya takmış. İlla gidecek. Şimdi ne olacak? Ben anne ben bu hafta şeyde kalacağım, Ayşeler'de kalacağım hafta sonu tamam mı? Tamam kızım, ailece görüşüyorlar bilmem ne. Halbuki bilmiyor ki anne baba bir yere gitmiş, onlar da diskoteye kaçacaklar. Şimdi yalan biraz başladığı kandırma zaman, yalan da giriyor yani değil mi işin içine? Yani yalan başladığı zaman çok kötü. Doğru. Yani güven bunalımı, aile hiç hazmedemiyor yalanı, onu bunu falan. Son yalan belki ortaya çıkıyor. Halbuki bunları böyle pazarlıkla, bak kızım. Madem diskoteye gideceksin, tamam sen büyüdün ve derslerin gayet iyi, kendine hı hı. bakıyorsun, sana çok iyi güveniyoruz. Büyüdün de artık hı hı. ama oraları korkutucu yer. Bir, içki yok. İki, sigara yok. Üç, tanıdığımız insanlar var, senin hani arkadaşlarının, annelerin. Güven ortamı oluştu. Onlara seni emanet edeceğiz. Ya anne işte ben bilemedim, ben büyüdüm abi. Kızım büyüdün, ben anneyim. Gece uykum kaçacak. Tamam. Senin arkadaşını biliyoruz. Ferit. Yani orada her zaman beraber oldunuz. Aşağıda buluşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz filan. Ha. Şimdi diskotek var. O biz Ferit'le konuşacağız. Bir de Kemal'le. Onlar seni götürecek, onlar seni getirecek. Hı hı. Peki. Hayır derse gitmiyorsun dersin. Bu kadar bitti. Ne oldu? O ama gider. Yani bu pazarlığı iyi bitirir kız. Gider yani. Anlaşırsın. Bir anlaşma ha, evresi var değil mi orada? Sabaha kadar uyumazsın. Ama erken gel. 11'de anne. Diskotek 11'de başlıyor. Hep bir pazarlık var. 11'de başlıyor. Bir şey yapma işte. Bak Ferit getirecek beni. Peki tamam. Bir pazarlık var. Ferit'in telefonu alınır. Sağlam alırsın. Yani uyuma. Uyuma. Ne yapacaksın? Hani kız çocuğu büyütüyorsun. Uyuma yani. Gelene kadar uyuma. Ne olacak? Peki şu doğru mu hocam? Ama bunlar hallolmaz işler değil. Aşılabilir değil mi bunlar? Yani evet işte. Ama bunu yapamıyorsan işte bir terapiste, aile terapistine gidecek. Danışmakta yarar var. Aile terapistlerinin işleri bunlar. Bunlar. Evet. Seni şey yapacak. Yani kız tünelde okula gidiyor. Taksim'e yürüyor, oradan biniyor, evine gidiyor. Hı hı. Neden servise binmiyor? Bilmiyor. Arkadaşlarıyla geze geze geliyor. Gezmek istiyor. Orada da bir kafede oturuyorlar. 10 dakika kakakakikiki evlerine gidiyor. Hı hı. Niye evine gelmiyor? Ya işte arkadaşlarıyla sohbet etmek istiyor. Peki ya başına belunda bir şey gelirse? Peki hanımefendiciğim senin kızın seni Almanya'ya gidecek falan diyorsun. Hı hı. Almanya'da 5 metrekareye 1 metrekareye 5 tane uyuşturucu düşüyor. Yani senin kızın tünelden Taksim'e hayatı organize edip kendini koruyamıyorsa hı hı. çok kötü. Burası alışma yeri. Tabii. Gel adaptasyon. İzin verelim kızına, yürüsün. Sağlam gidiyor gelsin. Emin hı hı. olun sen de yani Almanya'ya gittiği zaman peşinden gitmeyeceksin. Tabii. Ne yapacağını da bilmeyeceksin orada. Yani bunlar konuşulabilir şeyler. Ailelerle
anlaşılabilir şeyler. Bir de şöyle bir şey var mesela, sadece gezmek değil de kendi aralarında belki test çözecekler. İlla sizce eğitim sınıfta işte dört duvar arasında sırayla mı olmak zorunda? Tabii ki. Yani güvendikten sonra ve karşılıklı anlaştıktan sonra hiç mesele yok. Burada önemli bir unsur, anne ile babanın aynı ortak dili tam onu soracaktım, oluşturmaları lazım. Hı-hı. Yani işte sen kızı yapamadın, edemedin, işte böyle yalan suçlama söylemeye olmaması başladın. Lazım Evet, değil mi yani iki tarafında? Bu ortak dil, anne baba, hı-hı, ortak dil ve ortak bir cephe bütün işin esasıdır. Yani o aile dağılırsa ve sarsılırsa bu ortak dil oluşmadığı için sarsılır. Anne ile baba aynı şeyi söyleyecek. İlle %100 katılmaları gerekmiyor. Yani çocuklar anneyi babayı kendileri üzerinden kavga ediyor bulmamaları lazım. Kullanırlar çünkü. Yani çocuklar adi yaratıklardır. Ha? Kullanır yani hiç tabii. Çünkü egosentriktir. Yani çocuğun beyni 21 yaşında ancak oluşuyor. Bak 21. En son oluşanı ileriye dönük yaptıklarının ileriye dönük sonuçlarını hesap edebilme yeteneği en son. Aslında çok geç oluşuyor değil mi? Çok geç. Çok geç. Zaten onun o için kadar problem sınavların çıkıyor. Hepsini geçiyor. Evet. Üstüne ehliyet alıyor. Araç sürüyor. Yurt dışına Aynen okumaya öyle. gidiyor. Oy veriyor. Oy veriyor. Evet. Yaptıklarının sonucunu çıkarabilme, hesap etme yetisi bu yeni bulgudur. Yani 3-5-10 senenin bulgusudur. Güncel. İnsan beyni o kadar kolay, 18 yaşında oluşmuyor yani. E 21 yaşına kadar hesap edemiyor yani yarın öbür günü. Onun için zor iş. Aslında yani. Velilere de kızmamak ailelerine. Evet. Değil mi? Hep bir işte onları biraz dizginliyorlar tabiri caizse ama aslında bir yerde de haklılar. Çocuğunu dizginlemeden yaşayamazsın. Bak Doğru. Çocuk şeyle doğar, içgüdüleriyle doğar. Hı hı. İçgüdü tanımı gereği sınır tanımaz. Yani karnı acıktığı zaman ciyaklamaya başlar bebek. Ne istediğini de bilmez. Karnı acıkmış yani. Hı hı. Dolayısıyla içgüdüler, istekler, arzular doyurulmak istenir. Annenin, babanın işi buna sınır koymak ve sınır öğretmektir. Bizim dilimizde, jargonumuzda yani terapist jargonunda isteklerini erteleyebilmek bir olgunluk işaretidir. Büyüme işaretidir yani. Evet. Ama büyümemiş yetişkinler vardır. İsteklerini erteleyemezler yani. Şöyle de bir şey var hocam peki. Yeni eğitim sisteminde bakıyorum yurt dışında da siz daha iyi bilirsiniz. İşte çocuklar doğduğunda inanılmaz hayaller kuruyorlar. Biliyorsunuz yani. Evet. Her şeyi yapabilirler, her şeyi düşünebilirler. Evet. Bunu peki sınırlamak, tabiri caizse baltalamak sizce doğru bir şey mi eğitim açısından? Şöyle, şimdi... Bizde hep şöyle bir şey vardır. Yani bir şey keşfeder birisi, ya bu olur mu? Hani hep böyle bir şey vardır. Ama frenleme. Onun yolu o değildir işte. O, o zaman değil mi? Baltalamış olursun. Hı hı. Çünkü soruyu baltalayalım mı, baltalamayalım mı diye sormamak lazım. Hı hı. Çocuğumun hayallerini, hayal gücünü verimli, kendine ve etrafa faydalı, işe yarayacak, şekilde. Keyif halinde kullanmasını nasıl öğretirim? Yani böyle sorar, hı hı. böyle sorulmalı. Yani eğitimcinin sorusu bu olmalı. Hı hı. Evet. Baltalayayım mı, engelleyeyim mi çocuğu, yoksa engellemeyeyim, serbest mi bırakayım? Hı hı. Serbest bırak, bak ne hale geliyor. Baltala, bak ne hale geliyor. Evet. Yani bütün o enerjiyi nasıl kullanabileceğini, verimli enerjiyi nasıl belki doğru yere kullanabileceğini, akıtabilmek nasıl değil mi? Doğru yönlendirir. yönlendirmek. İşte bak bütün bu yetenekleri belirleme falan hep bu işte. Aynı yere çıkıyor aslında. Aynı yere çıkıyor. Aynı yere çıkıyor. O yetenekleri belirlediğin zaman çocuk onları zorlayacak zaten. Olmayan bir şeyi zorlamayacak. Hı hı. Bir şeyleri zorladığı zaman çocuk hayal meyal o yetenekleri doğrultusunda zorlayacak. Onu yönlendirme işi okulun ve ailenin işi. Evet. Bir de şöyle bir şey var mesela yurt dışına gittiğimde gözlemliyorum işte orada küçük çocuklar genelde ağlamıyorlar. Ya da girdikleri yere uyum sağlıyorlar veya ailelerde de şöyle bir şey var. Çocuk düştüğünde mesela onu kaldırıp hemen üstünü düzeltip oyuncağını yıkayıp vermiyorlar. Onun yapmasını bekliyorlar. Bizim tarafta baktığımızda ise bu tam tersi. Bunun peki gelişimde bir etkisi var mı? İşte var tabii Ya da ki. hangisi doğru? Evet.
Şöyle ben bir hikaye anlatayım. Tabii ki, buyursun. Amerika'da bir ailenin yanındayım. Hı hı. Çocuk Gabriel dedi ki pazar günü bizde de bilmem ne pizzacısı vardır meşhur. Hı hı. Oraya gideceğiz, gelir misin? Dedim gelirim tabii. Şimdi pizzacı dediği 4000 kişi alıyor. Hı. Böyle kat. Neyse girdik, pizzalarımızı istedik, yiyoruz. Bir gariplik var. Bağıran, çığlık atan, koşturan, kimse yok. Gürültü çıkaran bir çocuk yok. Çünkü oraya çocuklar için geliniyor. Çocukları getiriyorlar. İnanılır bir şey değil. Doğru. Anlayamadım garipliğin ne olduğunu. Bir baktım, çocuklar oturuyorlar. Pizzalarını yiyorlar. Bir yiyen oraya çıkıyor. Orada bir şeyler konuşuyorlar. Hı hı. Koşsa bile bağırmıyor. Bir, bu bağırış çağırış işi maalesef bir sıkıntıdır. Yani mahallede de bak çocuklar habire bağırırlar. Evet. Evet. İkincisi bir de çocuğa bağırılır. Yani çocuk ancak bir şeyini bağırarak kabul ettirmeyi öğreniyor. Yani çok bağırırsa veriyorsun. Dolayısıyla çocuğa bağırmasını ve isteklerini bağırarak almayı öğretmiş oluyorsun. Teknik tercümesi bu. Hı hı. Bağırarak için, bir hiyerarşi kuruyor. Evet, yani sözünü dinletiyor. Öyle sözünü dinletiyor. Evet. Evet. Yani 10 dakika vermezsen 10 dakika bağırıyor. 20 dakika vermezsen 20 dakika bağırıyor. Yani ben bağırmaktan morarınca aile korkup veren aileyi tanıdım yani. Morarıyor şey. Yani. Ama onlar da oraya kadar beklemiş. Yani yarım saat. Yarım saat. Yarım saat. İki tarafta inatçıymış. Evet. Ev ödevi verme. Hocam morarıyor. Morarsın. Morarmaktan kimse ölmemiş. Gittiler geldiler. Ne oldu dedim. Yoruldu uyudu dedi. Hmm. Dedim tamam. Bak sonra ne oldu? Sonra ona dediler ki, demişler ki yani öyle ev ödevi öyleydi. Bak bağırarak istediğin zaman alamayacaksın. Bağırmadan istersen seninle konuşacağız. Hmm. Benim, yani bu aileyle iki seans falan görüştük. Yani. Hı hı. Evet. Öğrenir yani çocuğa öğretirsin. Çabuk, çocuk çabuk öğrenir. Öğrenme ilkelerini iyi uygularsan çabuk öğrenir. Bunları işte aileler beklememesi lazım. Çünkü hı hı. Çok yıpratıcı bir süreçtir bu. Aile birbirine giriyor, anne baba birbirini suçlamaya başlıyor. Bir an önce bir şeye, hallolmuyorsa iş profesyonel. Çözümlenmesi evet. Gerekiyor değil ve mi? Ve anne baba birlikte. Zaten terapist onlara onu şart koşacaktı. Birlikte davet edecek yani, değil mi? Biri öyle, biri böyle. Terapist ne yapsın zaten? Değil mi? Ayrı ayrı da konuşabiliyorlar, yani, suçlama da olabiliyor. Evet. Son dakikalarımızın içine giriyoruz efendim. Hı. Peki meslek seçiminde son olarak değinmemiz gereken nerelere dikkat edelim? Az önce bir örnek vermiştik programdan öncesinde de mesela ben kendimden örnek verecek olursam. Hı. İşte babam beni televizyon evet. Kanallarında 8 yaşımdan beri işte su taşırdım, kağıtlar evet. Taşırdım, işte gazetelerde büyüdüm, ondan sonra evet. Eğitim kurumlarında büyüdüm. Severek o mesleğe hem alıştım hem severek yani bana evet. Hoş geldiği için devam ettim. Bu doğru mudur peki? Şöyle ailelerin genelde bir işleri olur. Evet. Eğer o işlere çocuğun yetenekleriyle de uyumluysa o iş, hı hı. O işlere çocuğu erken sokmak ve keyifli hale getirmek bir sürü beceri setini çocuğa öğretir. Yani zamanında kalkacak, işine gidecek, gelecek vesaire. Küçük yaşta hepsini ama öğreniyor. Abartmamak yani çocuğun oynaması lazım. Tabii. Orayı okay. Severek belki de oraya, bilmesi. Yani severek gitmesi lazım. Yaşı önemli, ne yaptırdığın önemli. Nasıl bir ortamda çocuğun işe gittiği önemli filan. Bütün bunları eğer isteyerek ve severek yapıyorsa çocuk bir sürü beceri setini evde öğrenemez onları. Orada hı-hı. Öğrenir. İyi bir ortamda ve işin ne olduğunu anlar ve işi de severse ailenin işine sahip çıkar. Olabilir. Yani gayet de iyi olur. Yeteneklerine uyuyorsa. Hı-hı. Yani zorlanmıyorsa vesaire. Evet.
Efendim süremizin sonuna geldik. Evet. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ayaklarınıza sağlık. Efendim Hedefe Doğru'nun sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Esen kalınız.